konuğum Osman Soner Uysal. Onun eşi de 23 Şubat sabahı saat 8.30'da çocukları ve kendisini işe uğurladıktan sonra evden ayrılıyor. Eşine seslenmek üzere burada. İki tane de evladı var. Ve buraya gelmesini de 13 yaşındaki kızı istemiş. Ne olur baba git annemi bul diye. Osman Soner Uysal geliyor. Osman Soner Uysal 31 yaşındaki 15 yıldır evli olduğu Elvida Uysal'ı arıyor. Önce yaşadıklarını anlattığı minik bir VTR var, ardından canlı yayında Suitio'dayız. Anneciğim, hani her sabah okula giderken saçlarımı tarayıp örerdin. Hani birlikte en sevdiğimi keki yapardık. Hani seni çiçekli tokanı isterdim. Sen de hemen takıverirdin saçlarıma. Seni çok özledik kardeşim ve babam. Anneler günü geldi. Ben kime anneciğim seni çok seviyorum. Anneler günü kutlu olsun deyip öpüp koklayacağım. Dön anneciğim evimize dön ne olur. Seni çok özledik kardeşim ve babam. Dön anneciğim evimize dön ne olur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Osman mı diyeyim, Soner mi diyeyim? Soner diyeyim. Soner diyeyim. Eşiniz Elvida Uysal'ı bulmak, nerede olduğunu merak ediyorsunuz. Evet. Evine dönmesi, çocuklarına dönmesi evet. için buradasınız ve kızınız... Evet, kızım şey etti buraya başvurmamızı. Onun sayesinde geldik buraya. 13 yaşında. Evet. Annesinin dönmesini çok isteyen bir evlat. Evet. Ona hasret olan da bir evlat. Eşiniz 23 Şubat sabahı 8.30'da. Evet. Sizi işe uğurluyor. İşe gönderiyor. Çocukları okula gönderiyor. Okula gönderiyor. Ve ardında bir not bırakarak Karayipler'e evet, karışıyor. Evet, bir bayan arkadaşıyla Karayipler'den ayrılıyor. Bir kişi gelip de. Önce neydi bıraktığı not eve? Çocuklarım ben size daha önce konuşmuştum. Ben kendime yeni bir hayat kuracağım tek başıma. Okullar kapanınca sizi alacağım diye bir not bırakıp gidiyor. Çocuklarım sizinle daha önce konuşmuştum. Evet. Kendime yeni bir hayat kuracağım. Evet. Okullar kapanınca da sizi alacağım. Evet. Çocuklarınıza sordunuz mu? Sordum. Bize diyor böyle hiçbir şey söylemedi. Ondan sonra hastaneye gideceğini söylemişti o gün. Evet. Ben öğlen 12.30'da işten geldim eve. Hı hı. Ta yukarı çıkmamıştım. O çocuklar öğlen 12.30'da geldiği için okuldan. Hı hı. Kapının önünde oturuyordum. Baktım bir oldu çocuklar gelmedi artık yukarı çıkayım dedim. Yukarı çıktım salona girdim. Bir daha yatak odasına gittim, bir daha salona geldim. Çiçek gözüme, hiç çiçek koymazdı sehpanın üzerine. Sehpanın üzerine işte notu bırakmış. O notu bırakınca... Çiçeği özellikle koymuş ki hani dikkat evet, et buraya aynen, diye. Aynen, yani. Ondan sonra notu okuyunca hemen o bayanın eşini aradım ben. Şimdi bir yakın kız arkadaşıyla evet, kaçıyor. Evet, ailece konuştuğumuz. Bu kişi de Derya Sıcak. Evet. O da... Evli. Evliydi evet. Yani Derya Sıcak ve sizin eşiniz Elvida Uysal beraber kaçıyorlar. Evet. Yakın arkadaşı mıydı şu anda fotoğrafları? Evet. Ekranda. Ailece görüştüğümüz bir arkadaştı. Aynı bir iş yerinde çalışıyorduk. Onları Sibel abla. Hı. Ne kadar yakınlar? Ya biz eşiyle 2011'de tanıştık aynı iş yerinde. 2011'den sonra öyle tanıştılar. Derya Sıcak'la Elvida Uysal iyi arkadaş oldular. Her evet, son beraber... iki sene içinde güzel arkadaş oldular. Güzel arkadaş evet. oldular ve beraber kaçtılar. Evet. İddianız bu. Evet, kamera kayıtlarını zaten verdim arkadaşlara burada giderken o günün eşi Şimdi benden. Gelecek görüntüler.
Yani iki evli kadın niye kaçarlar? Sonradan öğrendik ki gittiği gün gecesi Derya Hanım'ın bir yakını İstanbul'a geliyor. Evet. Çayırova'ya. Ve bana isim verdiler. Derya'nın kaçtığı çocuğun ismini verdiler. Ve o da bizim köylümüz olduğunu öğrendim. Ondan sonra çocuğu Gebze Çayırova'da bulduk. İnönü Mahallesi'nde oturuyormuş. Kim bu çocuk? Ersin Yüksel. Ersin Yüksel. Derya Sıcak evden ayrılmasının sebebi Ersin Yüksel'le evet. duygusal bir ilişkisi var. Evet. Bundan dolayı evliyken Ersin Yüksel'e kaçıyor. Evet, aynen. Kaçarken de sizin karınız Elvida Uysal da yanında gidiyor. Onlarla beraber gidiyor. Şimdi Derya Sıcak ve Soner Bey'in eşi Elvida'nın o evden ayrılma, kaçma görüntülerini bir verelim. Ekrana getirelim. Gayet güzel, mutlu. Elvida Hanım gülüyor. Burada çantası kopuyor. İki üç dakika orada oyalanıyor niye çanta koptu diye. Burada Elvida geliyor. SF olarak verelim de bulundukları yeri, bu çıktıkları yer neresi? Karabük Kayabaşı. Kayabaşı. Kimin evi orası? Derya Sıcağın evi. Derya Sıcağın evi. Evet. Ben Karabük Beşmilevler'de oturuyordum. Yani sizin eşiniz Elvida Uysal kendi evinden çıkıyor. Evet. Derya Karabaş'ın evine gidiyor. Aynen. Onun bulunduğu yerde de bu güvenlik kamera görüntüleri var. Evet. Beraber bir poşetleri alıyorlar, eşyaları alıyorlar. Derya Sıcağın eşyalarını alıyorlar. Eşyaları alıyorlar. Ve gidiş o gidiş. Çıkıyorlar. O günden sonra ikisi de kayıp. Evet. Ersin Yüksel bunlara Gebze Çayırova'da bir ev açıyor Derya'ya. Eşim iki gün orada kalıyor. Bunu nasıl öğrendiniz? Ersin'i ben kendi numarasını öğrendim. Aradım. Evet. Kaçamak kaçamak cevaplar verdi. Mesajlar attı. Ondan sonra benim yeğenim bunun Ersin Yüksel'le arkadaşmış. Ve Face'den doğru. Hı hı. Ondan sonra yeğenim arıyor. Ben diyor bu durumun buraya kadar geleceğini bilmiyordum diyor. Eşi falan gelsin diyor. Teslim edeyim diyor çocuklarına diyor. Elvida Uysal'ı gelsin teslim edeyim. Evet. Ondan sonra Bayrampaşa'ya gidiyorum ben Yıldırım Karakolu'na. Orada Ali abi var, Turan abi var. Çok yardımcı oldu sağ olsunlar. Hı hı. Aradılar ben başıma iş gelmemesi için Çağlayan Kadın Sığınma Bürosu'na bıraktım dediler. Hani böyle bir durumda evden kaçan bir kadın Derya senin yakın arkadaşınla, pardon senin karının yakın arkadaşıyla Derya Sıcak Ersin Yüksel'le kaçıyor. Evet. Onların bir duygusal ilişkisi evet. var. Bu Derya Sıcak giderken de senin karını da götürüyor. Evet. Yani hani senin anlattığın ve iddia evet. ettiğin kadarıyla. Onu da koruma altına alıyorlar. Sonrasında da kadın sığınma evine. Evet, benim eşimi oraya bırakıyorlar. Ben bu işin buraya kadar olacağını bilmiyordum. Ben kurtulmak için Elvida Hanım'ı Çağlayan Kadın Sığınma Bürosu'na bıraktım diye telefon açtı bize. Peki Soner Bey, şimdi siz eşiniz Elvida Uysal'ı aramak üzere buraya geliyorsunuz. Evet. Kaçtıktan sonra da karakola gidiyorsunuz anladığım evet, kadarıyla. Evet, tabii. Başvuru yapıyorum, kayıp Hemen başvurusu. Hemen kayıp başvurusu evet, yapıyorsunuz. Derya Sıcağın eşi ne yapıyor bu arada? Ha, bunlar 30 Mart'ta boşandılar. Bunlar zaten araları iyi değildi çocukları olmadığı için. Anladım. Yani 23 Şubat'ta bunlar ayrılıyorlar ama zaten Derya Sıcağın 30 Mart'ta da... Bu hemen boşanmada anlaşmalı boşanıyorlar zaten. Anlaşmalı olarak evet. boşanıyorlar. Evet, burada Çağlayan'da boşanıyorlar. Peki. Bu durumda o bekar olmuş oluyor. Derya evet. Sıcağı da yanında götürüyor. Ersin Yüksel'in yanına gidiyor işte. Ersin Yüksel'in de öbür eşi bilmiyormuş galiba. Kadın kaçırdığından Karabük'ten Gebze'ye. Affedersiniz şimdi Ersin Bey'in de söz hakkı vardır da söz siz sanki vardı. Ersin Yüksel tarafından eşinizin anlatımınız o şekilde Elvida'yı sanki rızası dışında kaçırmış gibi. Yok ben yani öyle o demiyorum. Çıkışta diyorsunuz ki Ersin Bey dedi ki ararsanız işte ben size teslim edebilirim. Ersin Bey'in teslim edip ya da etmeme gibi bir lüksü yok. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Kendi özgür iradesiyle gittiyse zaten bakın teslim edip etmeme noktasına Anlıyorum. Değil. Eşinizin gittiği yer sığınma evi. Ben şunu sormak istiyorum. Eşinize fiziksel şiddet. Ya da psikolojik şiddet uyguladınız mı? Daha önce alınmış bir darp raporu var mı? Ablacığım keşke yani 15 senelik evliliğimiz var bir tokat attım. Bir tokat 15 senede bir kere o da 6-7 sene önce. Şiddet dediğiniz olgu yalnızca fiziksel değildir. Psikolojik şiddet dediğimiz hakaret,
Keşke olsaydı. Hiç yok diyorsunuz keşke bunların olsaydı. İçinde. Ne demek keşke olsaydı? Yani hani hiçbir şey yok. Ortada hiçbir şey yoktu. Hani soruyorum ben. Hep susuyor, hep susuyor. Peki eşiniz mesela evden ayrıldı bu. Elvida Uysal. Evet. Yakın arkadaşı Derya Sıcak. Evet. Ersin Yüksel'e kaçıyor. Kaçıp nereye gidiyor bunlar? Gebze Çayırova'ya. Gebze Çayırova'ya. Evet. Yani Karabük'ten kalkıyorlar, Gebze'ye evet. gidiyorlar. Kaçtıktan sonra ne bileyim tehdit ettiniz mi? Asla. Seni öldüreceğim, bulursam öldüreceğim, geberteceğim. Sadece eşimin amcasının çocuğu bir tanesi bir kötü laf etmiş. Oradan doğru bir tehdit olayı diye konuşuluyor sadece. Amcasının çocuğu evet, tehdit etmiş. Sizde herhangi bir şey benim oldu mu? Benim asla bir tehditim yok. Asla. Hatta ben kızımın ağzından Ersin'in telefonuna mesaj attım. Hani kızım annesini özlüyor, annesi arasın. Hep öyle diyerek konuştum ben. Şimdi Şubat, Mart, Nisan, Mayıs olmuş yani hani uzun süredir yok. Ara ara gizli numaralardan da evet, gizli numaradan evet ara konuşuyor. Konuştur. Sizinle de mi konuşuyor? Ya şu, arada sıra konuşuyor. Mesela ara ara arıyor gizli numaradan çocuklarıyla konuşuyor. Evet. Ne konuşuyorlar? Onu artık ses kayıtlarını aldım hepsini. Hani biz bir şimdi kızımla yanlış anlamayın aramızda bir şey konuştuk. Şimdi 4 günden beri sabah 8:30-9'da arıyor. Akşam 9'da arıyor. Mecburiyetten. Çocukları merak ediyor. Çünkü ben hastayım dedim. Çocuklar devamlı görüşmesini istiyorum ben anneleriyle. Hı hı. Çünkü kaçtığı zaman bu tarafa ben 4 kere Çağlayan Adliyesi'ne geldim. Onun kendi avukat aracılığıyla çocuklarımı gösterdim, konuşturdum. Bu arada ayrıldıktan sonra hemen size boşanma davası da evet, açıyor. Derya Sıcak'la beraber açıyorlar aynı gün. Derya Sıcak'la aynı gün boşanma evet, davası evet, açıyorlar. Aynen. Çok yani... Avukatları ortak mı? Hayır, 12 bayandı, bizimkinin erkek. Peki avukatın tutmuş. Avukat... Ben boşanmak istiyorum. Evet. Peki yani mesela merakımdan soruyorum. Size gelip ya Osman ya da Soner ya bu evlilik yürümüyor artık boşanalım deseydi. Ben dedim onu. Bu 12. 11. ayda dedim. Al sana dedim dayalı döşeli ev. Çocuklar da burada. Zaten ben dedim haftada bir kere giriyorum eve. Ben çocuklarımı görsem yeter dedim. Hiçbir şey demedi. Anlaşmalı boşanmayı kabul ettiniz mi eşinizle? Boşanma davası açtı ya sizi. Kendisi çekişmeli açtığı için ben anlaşmaya yanaşmadım. Daha doğrusu kızım istemiyor. Neyin ya anlaşmasına bu, yanaşmıyorsun? Bu nasıl bir şeydir? Yani 13 yaşında velayeti anne babasında olan bir çocuğun hareketleriyle mi siz ya evliliğinizi yürütüyorsunuz? Kızım çok şeyli. Anacı babacı. Yani kızınız sizin boşanmanızı istemiyor. İstemiyor. Ben sizi diyor barıştıracağım diyor. Tamam. Siz şunu anlatabilirsiniz. Benim annenle barışma, keşke öyle bir şey mümkün olsa da. Hani annenle barışmam mümkün değil. Biz mutlu bir şekilde, saygı çerçevesinde boşanalım. İstediğin zaman bana gel, istediğin zaman annenle kal. İşte eşim bunu kabul etmiyor. Çocukları diyor göstermeyeceğim sana diyor. Sesini bile duyamayacaksın diyor. Niye bunu söylüyor peki? İşte bunun bilmiyorum. Bunun için tehdit ediyor sizi. Bilmiyorum işte. Sebebini bilmiyorum. Ben o yüzden buraya gelmek istedim kızımla. Suçum neymiş, günahım neymiş? Ortaya çıksın. Bu boşanma dava dilekçesinin içerisinde beyanları vardır aslında. Size boşanma davası açtığına göre sebeplerini orada yazmıştır. Ablacığım sebepleri ne var. Ne diyor orada sebep söyle. Olarak size? Yani ben çocukların ilaçlarını almıyormuşum. Evet. Ben gittim Safranbolu'nda kadar eczane varsa çocuklarımın dokümanlarını çıkardım. Ve verdim avukata. Hayır o değil mesela ilaçlarını almıyorsun. Başka ne yapmıyorsun? Eve bakmıyormuşum. Benim eve eşim, bakmıyorsun. Benim tamam. eşim milletten aldığı borçla geçindiriyormuş evi. Tamam başka? Ben de diyorum ki benim kazandığım nereye gidiyor o zaman? Siz nerede iş yapıyorsunuz? Evet. Ben Karabük Safranbolu özel bir firmada çalışıyorum. Karabük İstanbul arası çalışıyorum. Karabük İstanbul arası şey turizm? Otobüs firması evet. Otobüs firmasında çalışıyorsun. Evet. Yani kaç yıldır o firmadasınız? Şöyle diyeyim ben normalde tesisatçıyım. Dükkan kapanınca... 8 ay falan olmuştu. Eski mesleğim otobüsçülük benim. Otobüsçülük. Yani düzenli olarak kaç aydır ya da kaç yıldır aynı yerde çalışıyorsunuz? Ben o firmada 8 sene çalıştım.